Elektronik bilgi kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz mikseri onaracağız. Şimdi bu mikserin fişe taktığımız zaman hiçbir şekilde tepki vermiyor. Şöyle bir takalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çalışmıyor. Şurada filan tuşlar var da hiçbirinde tepki vermiyor. İçinden de sesler geliyor. Sebebin ne olduğunu bir içini açıp bakacağız. Özellik olarak işte burada bir model var. Sinbo yazıyor. 230 volt 50 Hz ve 100 wattlık bir güce sahip olduğunu göstermiş. Hemen bunu fişini çekelim. Şurada 3 tane vida yeri var. Bu vidalarını bir sökelim. Önce kabloda bir arıza var mı, kopukluk var mı onu kontrol etmek için avometremizin buzzer kısmına getiriyoruz. Fişin şu iki ucunu bakıyoruz, sorun yok. Sonra teker teker deniyoruz. Nötr kısmımız tamam. Bir de faz kısmına bakalım. Buradan şu ucu çıkarayım. Kabloda hiçbir sıkıntı yok. Büyük bir ihtimal motor ya yağlanmadığı için tork gücü düşmüştür, dönemiyordur. Ya da bobin içindeki bir sargı yanmıştır. Şimdi şuradan bu ayarlı olan kısmı kademeye aldık. Bir de burada buton var. O butonu çıkartmadan kontrol edeceğiz. Bazı kısmı. Şimdi buton tamamen çalışıyor. Butonda bir sorun yok. Kadememizi sıfır konumuna getirdiğimizde butonun çalıştığını görüyoruz. Normal kademelerde direkt kısa devre oluyor zaten. Büyük bir ihtimal max duruma getiriyor. Üzerinde turbo yazıyordu. Butonda bir sorun yok. Kademelere bakıyoruz şimdi. Şeyde bir sorun yok. Bu anahtarında falan. Şimdi sıra artık bobinine geliyor ve bobindeki şu dişliler geliyor. Elimizle çevirmeye çalıştığımız zaman çok zor dönüyor. Normalde bu kadar zor dönmemesi lazım. Büyük bir ihtimal bobinin gücü yetmiyor. Ki bir de zaten şuradan kömürü düşmüş. İçindeki sesin sebebi de herhalde kömürde. Şimdi sorunu bulduk. Sorun şimdilik kömürü. Kömürü yerinden çıkmış. Kömürü yerine yerleştirdiğimiz zaman herhalde çalışacaktır. Kömürü tutan şuradaki bir tane plastik parça kırılmış. Perçinlemişler. Onun yerine başka bir çözüm bulmamız lazım. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kömür hareket halinde olması lazım. Burası serbest hareket etmeli. Bir de gerilimi sağladığı için o taraf önemli bir kısım orası. Şurada kırılan parçası da var. Bunun
kırılma sebebi işte yüksek gerilimden dolayı. Yani gerilim var ama bobin dönemediği için burada bir ark oluşturuyor. Arktan dolayı da gücü yetmediği için plastik parçayı kırmış gördüğünüz gibi. Yani bu duruma göre buranın da temizlenmesi lazım. Önce bunun çözümünü bulalım. Ondan sonra şurayı bir temizlemek lazım. Buranın daha serbest dönmesi lazım. Düşündüğümden daha fazla bir sorunu varmış. Şimdi bunu halledebilmek için şuradaki yağları temizlememiz lazım. Temizledikten sonra bunu buraya yapıştıracağız. Yapıştırma çok güçlü olması lazım ve çok iyi temizlenmesi lazım. Etrafı yağ olduğu için yapıştırıcı tutmayacaktır. Bu biraz zaman alacak. Ben bunları temizledikten sonra tekrar devam ederiz. Şimdi durum biraz karıştı çünkü şuradaki kırık parçayı yaptım. Oradaki kömürü yerine yerleştirdim artık. Güzel de sağlam oldu. Bayağı bol bir yapıştırıcı kullandım. Güzelce temizledim ama buna enerji nereden gittiğini bir türlü çözemediydim. Sonra baktım ki şu boş. Şuradaki bobinin bir ucu burada gelmiş. Burada da durmuş. Ölçümlerimde hep o sanki burayla bağlantısı varmış gibi geliyor ama şimdi şebeke gerilimine verdiğim zaman bobini yakma ihtimalimiz de var. Bunu artık göze alacağım. Çünkü her türlü testimi yaptım. Bir tek şuradaki uçta şuradaki o kopan kömürün bağlantısı gibi duruyor. Bunu beraber yapacağız. Bunun ikisinin bağlantısını deneyimledikten sonra enerji vereceğim. Şimdi şöyle bir şey de var. İçini açtığımız zaman içinden böyle bir kablo falan da çıkmadı. Nereye gitti, ne oldu bilemedim. Deneyeceğiz artık. Başka çare yok. Önce bir yerine yerleştireyim. Şimdi bir tane vidayla tutturdum. Enerjiyi vereceğim. Enerjiyi sıfırdan bire doğru götüreceğim. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi çalıştırdık. Yani şu an çalışıyor artık. Sadece kablolarını baştan deneyeceğim ben güvenmediğim için. Ufak bir temizlik daha yapacağız. Artık çalıştırabiliyoruz şöyle. Şöyle uçtaki torklarına da bakalım. Yani aslında beklediğimden daha çok uğraştırdı. İçindeki parçayı unuttum ben. Bir de tabii ki kaybolmuş içindeki o diğer kablo parçası. Onu da görmeyince ondan şüphelenmedim. Hani içinde bir şey kaçmıştır diye düşünmüştüm.
Sonuç olarak onu fark ettik, yaptık. Az da olsa içini falan biraz temizledim, yağladım. Bir sorun yok. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer videomu beğenseniz beğenmeyi, beğenmeseniz de beğenmemeyi unutmayın. Yorumlar kısmından istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımdan da bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.